Bugün ceviz nasıl köklendirilir onu göstereceğim. Saksıya bahçeden toprak doldurdum. Toprağın içerisinde bazen şöyle faydalı böcekler olabiliyor. Solucan. Bakın, iki tane var. Canlılar ikisi de korktular, kıpırdamıyorlar şu anda. Bunları ellemeyeceğiz. Bunlar toprağa çok faydalı. Cevizlerin şu sirvi tarafı zemine gelecek. Yani aşağı tarafa gelecek. Üst tarafı bıçakla açtığımız yer yukarıya doğru gelecek. Cevizleri şöyle 3 tane cevizi yerleştiriyorum saksının içerisine. Çok kolay. Şaşma sapma olmaz. Ceviz yeter ki çürük olmasın, sağlam olsun. 3 tane sacayak ayağı cevizi saksının içine yerleştirdim. Üzerini bürüyecek kadar tekrardan toprak koyuyorum. Toprak gübreli olursa, gevşek toprak olursa daha güzel olur. Ben bahçeden hemen doldurdum. Gittik. Bu şekilde toprak üstünü bürüyecek. Yani bir 3 santim kadar toprak atacağız. Yapacağımız işlem, su koyacağız başına. Yeteri kadar su. Cevizlerimiz patladı. Filizlenip yeşerdi arkadaşlar. Bu ceviz daha erken patladı. Yani filiz sürüp kocaman yaprak açtı. Bu ondan az sonra patladı. Bu yeni patlayıp filizlenip yeşerdi. Ceviz iyice açılmış mı, kendisini bırakmış mı? Toprağı bir eşelim bakalım. Biraz toprak çamur çünkü su koydum. Yumuşak olsun, güzel eşeyim dibini diye. Evet, ceviz burada. Biraz daha eşelim derin. Şöyle. Açalım dibini iyice. Çıkarıp size göstereceğim. İnşallah çıkarırkana koparmayız. Yazık olur çünkü. Hadi. Çıkardık. Bak, bakın arkadaşlar. Ceviz. Cevizi bırakmamış hala. Su getireyim. Suda bir yıkayayım bakalım. Şöyle size göstermek için bunları başka bir büyük saksılara tekrardan yerleştireceğim. İyice köklenip büyüyünce seneye Allah izin verirse, ömür verirse tarlaya dikeceğim. Bakın arkadaşlar, bakın bakın. Yıkayayım iyice. Ay, koparmam inşallah yıkarken.
Gördüğünüz gibi cevizimiz köklendi, filizlendi, yeşerdi. Videoyu kendim çektiğim için biraz zorlanıyorum, sallanıyor ama bir elimle cevizi gösteriyorum, bir elimle çekim yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Harika bir kudret. Kuru cevizi toprağa koyuyorsun, ortasından patlayıp kök salıp filizlenip yeşilleniyor. Kuru cevizi toprağa dikiyorsun. Üzerine su döküp bırakıyorsun. Ceviz patlıyor, kabarıyor, patlıyor. Köklenip, filizlenip yeşeriyor. Kocaman ulu ağaç oluyor. Ceviz ağacı çok uzun ömürlü bir ağaçtır. Ceviz beyin sağlığına çok faydalı. Zaten dış kabuğu kafatasını andırıyor. İçi de kırdığımızda sanki beynimiz gibi. Beynimize benziyor. Yaradan ne güzel yaratmış. Şu minnacık cevizden kocaman ceviz olacak. İnşallah Allah kısmet ederse. İşte bu kadar kolay arkadaşlar. Ceviz köklendirmek, yetiştirmek. Ha, ceviz dikelim, ağaç dikelim, bütün meyvelerden dikelim. Bunu çoluğumuz çocuğumuz kendimiz yiyeceğiz diye dikmeyelim. Bizden sonrakılar yesin, kuşlar yesin, dağda böcekler yesin, kim yiyorsa yesin. Yeter ki biz ağaç dikelim, mücadele edelim, ağaçları sevelim. Ağaçların yanında tüm canlıları sevelim, birbirimizi sevelim. İşte durum bu arkadaşlar. Nakşeden bunu çok güzel böyle nakşetmiş. Müthiş bir kudret. Hiç kimsenin buna bu şekilde can vermeye gücü yetmez. Toprağın ve bu ülkenin değerini bilelim arkadaşlar. Var olun. Belki bir faydam dokunur diye çektim bu videoyu. Belki hani ceviz nasıl yetişiyor, nasıl kökleniyor bilmeyenler vardır. Daha Türkiye'miz cennet gibi bir ülke. Topraklarımız çok güzel. 12 ay bütün sene güneş ülkemizde doğuyor. Meyvelerimiz çeşit çeşit yetişiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Faydalı olabildiysem, eğer videomu beğendiyseniz, kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.